Riyab-ı Adil. Onlar birbirlerinin dostudur buyuruyor Cenab-ı Hak. Müslümanlar kardeş, bir beden gibi dostluk, kardeşliktir. Öyledir Müslümanlar. Peki bu dostluğun gereği يَتْنُرُونَ بِالْمَعْرُفِ mağrufu emrederler. وَيَنْتَرْنَ عَلِمْ مُنْكَرِ mülkeri de yasaklarlar. Mağruf ne? Şer-i şerifin uygun gördüğü şeriatın, Allah'ın dininin uygun gördüğü her şey. Bunu o Müslüman kardeşine söyler. Münker de o şer-i şerifin yasakladığı her şey. Ondan da yasaklar. Allah için seviyor ya. Yani kim ister ki sevdiği biri ateşe gitsin? Kim ister ki sevdiği biri helak olsun? Sevmenin gereği olarak görmemezlikten gelemez. Eğer doğru bir şey yapıyorsa onu tebrik eder. Doğru bir şey yapmıyorsa doğruyu ona öğretir. Yanlış yapıyorsa yanlıştan da onu ikaz eder. Dostluk budur zaten. Şimdi yanlış yapılıyor. Diyor ki o da onun inancı, saygı göster. Böyle bir şey olabilir. Neye saygı gösteriyorsun? Allah'ın haram kıldığı bir şeye saygı gösterilmez. Ha, ona da hakaret edilmez. Haydi dua edilir. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylere sövmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Müslümanlara. Adamın bir inancı var. Bir itikadı var. Ona sövmeyin. Siz onun inancına söverseniz فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ اِلْمِ sırf düşmanlık olsun diye düşünmeden o da döner sizin Allah'ınıza söver buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet. Sövmeyin. Hatta yine bir hadis-i şerifte anne ve babalarınıza sövmeyin diyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah bir insan kendi anne ve babasına nasıl söver ki? Sen diyor birine söversin, o da senin anne babana sövdü mü, sen sövmüş olursun diyor anne ve baba. Niye önünü açtın? Niye vesile oldun? Niye aracı oldun? O zaman tamam bu hakaret ayrı, onun da bir saygı denilen şey o yok, öyle şey olmaz. Yanlışsa yanlış mı kardeşim diyebilmek lazım. Ha hakaret edip de onu tahkir edecek şeye gitmesin. Ama konuştuğun zaman ya bu da senin inancın doğru yap işte demez Müslüman. Bir yerde yanlış varsa iki eli kan çanağında da olsa sonu nereye varırsa varsın Müslüman onu Allah için ikaz etme durumundadır. Bu emirdir ya. Bu yapılmadı mı, aynen onun düştüğü felakete sen düşersin. O zaman ikaz edeceksin, anlatacaksın. Ne yapar o Müslümanlar? Ve yuqimune s-salâ, namazlarını kılarlar. Ve yuqtûne zekat, zekatlarını verirler. Ve yuqîhûne Allâhe ve Rasûle, Allah'a ve Rasûlüne itaat ederler. Şimdi böyle namaz kılın, zekat verin, Allah'a ve Rasûlüne itaat eden ülâike bunlar ve birbirlerine mağrufu emredin, iyi şeyleri, güzel şeyleri emredin. Kötülerden yasaklayanlar var ya seyerhamühümullah Allah öyle bir topluluğa merhamet acır ve o topluluğu dünyada da sıkıntıya sokmaz, ahirette de Allah sıkıntıya sokmaz, acır. Çünkü innallâhe azîzün hakîm. Allah azizdir ve hikmet sahibidir. Allah o kulun sıkıntı çekmesini istemez. Niye? O Allah için çalışıyor da onun için. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte Buhari hadisi, Efendimiz buyuruyor ki, üç kişi vardır ki, üç şey vardır ki, menkünne fihi, kim bu üç şey o kişide bulunursa veya bu üç kişiden her biri vecede halâvetel iman, imanın tadını, lezzetini kalplerinde hissederler buyuruyor Efendimiz. Üç kişi, üç gruptan bahsediyor. Kim bunlar? اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
ehabbe ileyhim mimma sivahu. Allah ve Resulü onlara her şeyden daha çok sevimli gelir. Çoluğundan da, çocuğundan da, malından da, mülkünden de ama lafı olmuyor. Ben Allah'ı seviyorum. Ama isyan ediyorsun. O sevgi demek değildir. Zaten bir Arap şairi şiirinde diyor ki Tahsin ilahe Allah'a isyan ediyorsun ve ente tuzhirul hubbe onu sevdiğini söylüyorsun. Hem isyan ediyorsun hem seviyorum diyorsun. Hâdâ muhâlun fil fiâli bedîhûn. Bu muhal mi? Bu akıl dışı bir şey. Böyle bir yaşantı yok diyor. Neden? İnnel muhibbe limen muhibbu mutîhûn. Seven sevdiğine itaat eder. Şimdi babanı seviyorsun, gözünü çıkartıyorsun. Nasıl bir sevgi bu? Anneni seviyorsun, saçını yoluyorsun. Nasıl bir sevgi bu? Seven sevdiğine itaat eder. Ya Allah'a seviyorum Allah'ı. Resulünü seviyorum. Ne ayetlerle alakası var, ne de hadislerle. Ha bu değil bu. Zaten bu sevgi olması lazım. Ne buyuruyor yine Tevbe suresinde? İmkâne âvâkum, babalarınız ve ebnâküm, evlatlarınız ve ihvânküm, kardeşleriniz ve ezvânküm, eşleriniz ve aşiretküm, akrabalarınız ve envâlün iktaraftumûhâ, biriktirdiğiniz mallar ve ticaretün takşevle kesâdehâ, bozulmasından korktuğunuz ticari düzeniniz, paranı kazanıyorsun, her gün gidiyorsun veya bir maaş akışın var, her ay alıyorsun, üç kuruş da olsa bir düzen var. Bu düzen ve mesakinin terbabneha ve öyle huzurla oturduğunuz evleriniz, hiçbir şey kalmadı bak dışarıda, hepsini aldı. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَانٍ ف۪ي سَب۪يلِهِ Allah'tan Resulü'nden size daha sevimli gelir ve Allah yolunda cihattan daha sevimli gelirse فَتَرَبَّصُوا Allah'ın belasını bekleyin. Allah bir yerden o belayı verir. Neyle verir o belayı? Hangi şey Allah sevgisinin, Resulullah sevgisinin önüne geçtiyse Allah onunla belanı verir. Allah korusun. Bu malsa malla verir, evlatsa evlatla verir. Eşse eşinle verir. Anansa babansa onunla verir. Hiçbir şey Allah'ın Müslüman için Allah'ın ve Resulünün sevgisinin önüne geçeceğiz. Allah kullarını kıskanıyor. Seni ben yarattım buyuruyor kuluna. Sende de bir tane kalp var. O bir tane kalpte sadece ben olacağım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir de benim Resulüm olacak. Başkasını oraya getirirsen seni bitiririm demektir. Açıkça Türkçesi bu. Seni bitiririm demektir. Feterabbesu, bekleyin. Hatta yetiyallahu bi emri, Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleyin buyuruyor. O zaman hiçbir şey o sevginin önüne geçmeyecek. Kim bunu yapabilirse, ne oldu şimdi sabah namazına kalkmadı, ne oldu şimdi? Uyku Allah sevgisinin önüne geçmiş oldu. İşte böyle olmayacak. Çalışıyorum diye öğleyi kılmadı. Ne oldu? Ticaret Allah sevgisinin önüne geçti. Böyle olmayacak. Arkadaşınla sohbet ediyorum diye efendim gidip ibadet etmiyorsun. Ne oldu? Arkadaş o sevgi Allah'a ibadetin önüne geçiyor. Böyle olmayacak. Bunu yaparsan işin biter diyor. Allah muhafaza eylesin. Çok yanlış şeyler dikkat etmemiz lazım. Bakın değerli kardeşlerim, hiç unutmuyorum daha talebeydim. Yani 16 yaşlarında, 16-17 yaşlarında bu NATO yolunda bir camide Ramazan vaazına gönderdiler bizi. 16 yaşlarında, 16 veya 17. Orada vaaz ediyorduk. Okuduk da izine geldik. Ramazan'da vaaz ediyorduk. Bir gün Akdere'de, Dereboyu Camii vardı orada. Orada bir günde şeyde, NATO yolunda bir camide vaaz ediyorduk. İftarları da böyle komşular sıraya dizdiler. İşte biz erkenden çünkü iftar edip gitsek o zaman ulaşım böyle değil, yetişemeyiz. Efendim oralar daha böyle boş alanlar. Orada konuşma yapıyoruz. O arada da muhtar seçimleri varmış. Bölgelerde işte o şeylerdi, Ramazan'da. Yemeğe yedik, iftar edildi.
namazdan sonra efendim orada biz teravihe geleceğiz mecburen. 3-5 kişi ya biz gitmeyelim, şu seçimleri bir konuşalım. Öyle ağrıma gitti ki, öyle zoruma gitti ki, böyle bir mantık olabilir mi? Ta o yaşta koca koca adamlar, insanlar. Genelde toplumun hali bu. Böyle olmaması lazım değerli kardeşim. Allah'a ibadet, Resulüne ibadet her şeyin önünde. Orada manayani konuşacak. Bir sürü dedikodu, bir sürü laf. İbadet, ibadet. Ya o orada o gün onu konuşuyordu, başkası başka şey konuşuyor. Öyle değil. Onun için Allah ve Resulünün sevgisinin üzerine hiçbir şey galip olmayacak. Bu bir. İkincisi, ve en yuhibbel mer'u la yuhibbuhu illa billah. Kişi sevdiğini Allah için sevecek. Ne demek Allah için sevmek? O adamın yaptıkları Allah'ın rızasına uygunsa sevecek. Yoksa sevmeyecek. Uygun değilse sevmeyecek. Bu demek adam batıl, her yeri batıl, sen sevgi besliyorsun. Olmaz. Sevgi Allah için. Niye seviyorum ben karşıdakini? Ya Allah'a ibadet ediyor. Müslüman, dört dörtlük biri. Sırf Allah için. Ha böyle olursa Allah imanının lezzetini, tadını onun kalbinde hissedilir. Yoksa çıkarmak uğruna sevgi. Öyle değil. Zaten bir zengine, sırf zengin olduğu için böyle efendim yalakalık yapan diyor hadiste men tevâdâ l-ganîye l-rinâ zengin olduğu için yani o zengin olur öbürü makam sahibi olur kim olursa olsun bundan dolayı kim böyle dalgavukluk yapmaya kalkarsa fakat zehebe tülüsâ dini dininin üçte ikisi gider buyuruyor efendimiz olmaz peki ne olacak yanlışı varsa söyleyebileceksin yanlış yapıyorsun sen diyebileceksin gücünün yettiği kadar tabii. Şimdi çıkıp da milletin içinde bir de dayak yersin bir de. Ya bunun da genel usullerini bilmen lazım. Bu yanlış. Şahısları muhatap almana gerek yok. Sadece orada bunun yanlış olduğunu anlatmak. Ya o işte benim çıkarım var ben konuşmayayım. Böyle şey olmaz. İslam bunu kabul etmez. Ve yine buyuruyor ki Efendimiz ateşe atılmaktan korktuğu gibi bir Müslümanın küfre düşmekten korktuğu an, aynen ateşe atılan nasıl titrerse, o da korkacak. Şu lafı dersem küfre giderim. Bu lafı dersem küfre giderim. Böyle korkarsa eğer, imanının tadını ve lezzetini Allah ona kalbinde hissettirir buyuruyor Efendimiz. O zaman söylediğin söze dikkat edin. Bir söz söylersin, dinler çıkarsın. İbn-i Mesud Hazretleri Efendimiz'den buyuruyor ki, insan bazen bir söz söyler, efendim o sözün ona göre basittir ama o söz o başına öyle bela açar ki 300 yıl cehennemde yanmasına sebep olur buyuruyor. O bir tane söz. Niye Allah'ın rızasına uygun değil? Allah'ın gazabının müşahede oluyor ve yanlış konuşuyor. O zaman doğru nedir, yanlış nedir? Müslüman dinle ilgili özellikle mevzularda bunun şakası olmaz, alayı olmaz, dalga geçmesi olmaz, cennetle, cehennemle, dinle, Kur'an'la, kitapla, namazla, oruçla, bunlarla dalga geçilmez. Bunlar böyle konuşulurken, sahabe ve ondan sonra gelen tabi'in, tebe-i tabi'in, büyükler, hadis-i şerifi abdestsiz dinlemezlermiş değerli kardeşler. Toplanır, Allah renkleri atarmış, Allah Resulü'nden bir hadis rivayet edecekleri var. Dine böyle saygı göstermek lazım. Din farklı bir şey. O zaman şu sözü söylersen, dinlen çıkar küfre gider miyim? Korkusu olacak. Aynen ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmadıkça o imanın tadını kalbinde bulamaz. Şimdi bunlardan hep yoksul insan. Allah muhafaza eylesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinden yine rivayet olunan hadiste hiçbir gölgenin olmadığı bir günde Efendimiz buyuruyor. 7 kişi Allah'ın o özel gölgesi hani mahşerde güneş insanları kızdırdığı zamanda hiçbir gölge yok Allah'ın gölgesi var. O gün o özel gölgenin altına girecekleri Efendimiz sayarken buyuruyor ki adil idareciler çok büyük mükafatı var.
İkincisi, ibadette zevk duyan gençler. Yaşlılıkta zaten başka yapacak bir şeyin kalmadı ki. Nereye gideceksin? Gitsen de seni kabul etmiyor zaten. Yani mecbursun camiye geleceksin. Bir yere gitsen kabul etmez zaten. Ne yapıyorsun sen burada diye garip garip bakılır. Gideceğim diye kabul olacağım. O değil, onu ne diyor bak. Gençken her şeyi yapabilecek bir yaşta ibadetten zevk alabiliyorsa bir genç, büyük bahtiyarlık, Allah onu o gün özel gölgesinde gölgelendirecek inşallah. Yavrularımızı bunlardan eylesin. Amin. Bizleri de bunlardan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim. Ve bir racül ki kalbi mescide bağlı. Öğle yıkılmış, ikindi ne zaman gelecek diye bekliyor. İkindi yıkılmış, akşam ne zaman gelecek diye bekliyor. Bu da mescide bağlı. Hep ibadet, seviyor ibadet yapmayı. Zevk alıyor ondan. Bu da o özel gölgede gölgelenecek. Ve iki kişi ki Allah için bir araya geliyorlar, Allah için birbirlerini seviyorlar ve Allah için oradan uzaklaşıyorlar. Bunları da Allah o özel gölgesinde gölgelendirecek. Sevgi Allah için. Hiçbir maddi çıkarı yok. Oturuyorlar, dine nasıl hizmet edelim? Bütün gayeleri bu. Onun için toplanıyorlar, onun için bir oluyorlar, beraber oluyorlar, birbirlerini seviyorlar. Gaye bu. Hiçbir dünyevi çıkar yok. Dine nasıl hizmet edebiliriz? Bu asırda hele özellikle. Çok büyük bir iddia. Bunlar da Allah'ın o özel gölgesinde gölgelenecekler. Ve bir racül ki soyu sağlam olan, iyi bir soyu, geçmişi olan ve güzel olan bir kadın onu kötülüğe davet ediyor. O genç de diyor ki Allah'tan korkarım, ben senin istediğini yapmam diyor. Allah bu genci de o özel gölgede gölgeleyecek diyor. Bir yani reddedilmesi mümkün olmayan ama Allah için ne yapıyor? Reddediyor. Hani var ya İsrailoğullarından biri bir yağmurda mağaraya sığınıyorlar. Taş gelip mağaranın ağzını kapatınca herkes yaptığı bir ibadeti anlatıyor. Biri de bunu anlatıyor. Bir kadından istifade etmek için diyor, onun peşinden gittim ama edemedim ve sonra muhtaç oldu, kapıma geldi. Ya Rabbi ben ona dedim yardım ederim ama istediklerimi vereceksin. O da tamam dedi ama tir tir titriyordu. Benden parayı aldı, dedi ki Allah'tan kork, bana elini sürme, bu günahtır dedi. Ben de sırf senden korktuğum için, senin rızan için el sürmedim ya Rabbi. Eğer bunu kabul ettiysen şu taşı biraz aç diye dua etti Hulusi Efendimiz, taş biraz açıldı. O her birinin duasıyla taş biraz açılınca mağaradan çıktılar hadisi şerif. Bu böyle önemli. Bu asırda hele özellikle Rabbim bu zevatın, bu türlerin adetlerini çoğalsın inşallah. Ne kadar güzel bir Allah için. Tabi Allah bunlara büyük mükafat verecek. Bu tür yapanlara. Ve yine buyuruyor ki bir racül ki gizli tasadduk ediyor. Öyle ki sağ eliyle verdiğinin sol elinin haberi olmuyor diyor. Gizli. Burada efendim riya olmasın diye tasadduk. Zekatta açıklık önemli. Zekat farzdır. Alevi verin. Hatta zekatları Hazreti Üstazımız Kudüs'e sırrı çocuklara verdirilmesini, yani oğlum al şu parayı, bu bizim paramızın zekatı, götür ver diye çocuk alışsın. Onun alevi olarak verilmesinde fayda var. Tabi karşı taraftakini al bu zekat demeye gerek yok. Ama zekat olarak vermekte, söylemekte hiçbir mahsur yok. Ama sadakaya gelince sadaka gizli olur. Gizli. Allah için riya karşılık korkusu. O öyle ki diyor, sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmaz. Böyle yapanları da Allah o özel gölgesinde gölgeleyecek inşallah. Ve buyuruyor ki, Allah zikrolunduğunda, Allah'ın adını andığında, efendim gözünden yaş akar, hiç kimse yok orada, riya yok, gecenin bir vakti Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle gözünden yaş akıyor. Ayna milatene sürünler. İki tane göz vardır ki onlara ateş dokunmaz. Aynun beket min haşyetillah. Allah korkusundan ağlayan göz duyuyor Efendimiz. Gecenin cehennemi söndürecek olan ateş işte su budur diyor Peygamber. O göz yaşıyor.
Diyor, bir bardak olsa cehennem ateşini söndürür diyor. Onun için.